Bu tür sanat, Nearis Bankın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Aydınlığa, sevgiye, barışa ve dostluğa açılan Penceremiz Kültür Sanat'tan merhaba. Sanatın ve insanın aydınlığına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın yeni oyunu Antigone'nin yönetmeni Sayın Murat Çıdamlı. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Ee, hemen bu akşam bir premier var. Büyük bir heyecan içindeyiz aslında. Evet. Ee, ve siz yaklaşık iki buçuk aydır adadasınız ama... Kıbrıs seyircisi size en son aslında piraye oyunuyla kışın izlemişti. Kasım ayında. Kasım ayında geldiniz. Zaten sonra da sizi bırakmadık. <gülüyor> <gülüyor> ne iyi ettiniz geldiniz. Hem adamıza hem programımıza e, büyük bir heyecan ver tabii. Antigone, devlet tiyatroları ve Kıbrıs sizin tabii Türkiye'de yönetmenlik oyunculuk anlamında bir sürü işiniz var. Adadaki ilk evet yönetmenlik efendim. çalışmanız bu. Evet Bundan sonra bu bir başlangıç olur diye umuyoruz biz Adalılar Umarım. ve oyuncular olarak. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve başlayalım Antigone nasıl gidiyor, nasıl bir macera oldu? <laughs> Efendim ben e, buraya e, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın Sayın Müdürü İlknur Işıl Türkmen'in davetlisi olarak geldim. E, ve bir istişare sürecinin sonucunda e, Sofokles'in ünlü antik Yunan tiyatro yazarı Sofokles'in Antigone isimli eserini birlikte çalışmaya karar verdik. E, bunu tabii bir workshopla aslında bir anlamda küçük Hı -hı. bir workshopla oyuncuları tanıyarak kararlaştırdık. E, eserin seçilmesinde de Kıbrıs'ın e, bulunduğu hassas pozisyonları gözeterek ve buradaki oyuncuların gelişimleri için nasıl bir katkı e, sunabileceğimizi düşünerek ortak böyle bir hani çabanın sonucunda e, istişarelerin sonucunda karar verdik. E, çalışmalarımız mesela sınırlı kaynaklar olmasına rağmen yani maddi sınırlı kaynaklar hı hı. olmasına rağmen örneğin devlet tiyatrolarının ne yazık ki 20 yıl kadar önce yanlış sahnesi herkesin malumu kendilerine ait bir sahnesi yok Sınırlı bir kadroları var, e, mesela kadrolar yıllardır açılmamış, evet. e, maddi kaynaklar bu anlamda hep kısıtlı fakat buna rağmen e, sağ olsun İlknur Hanım ve bütün ekibi, e, bütün sanatçılar, teknik ekip sağ olsunlar canla başla çalışarak e, zannediyorum Kıbrıslı tiyatro severler için e, bir şölen hazırladılar. Ben burada bir moderatörüm ama en büyük pay burada e, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın e, çok değerli sanatçılarının. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir e, şans oldu. Çok değerli bir çalışma süreci oldu bizim için. Dediğiniz gibi bir taraftan bir eğitim süreci de oldu aslında hepimiz açısından. Çünkü e, tragedya oynamak her zaman e, mümkün olmuyor. E, işi bilen bir ustayla bir de çalışmak çok büyük bir şans ve şeref efendim. oldu. Çok teşekkür ederiz. E, biliyorum ki aslında siz birkaç oyun önerisi, bir e, şeyle gelmiştiniz. Evet, bir oyun skalasıyla. E, Skala ile gelmiştiniz. Ama sonuçta Antigone'ye karar verildi. E, Antigone'yi biraz açalım mı? Tabii efendim. E, hem bizim için bir eğitim süreci oldu gerçekten. Çok güzel bir süreç yaşandı bir taraftan prova yapıp hazırlanırken bir taraftan da bir sürü şey öğrendik aslında. E, ya da bildiklerimizi hatırladık yeniden. E, özellikle genç arkadaşlar ki ekibin çoğu genç, onlar için inanılmaz bir deneyim oldu. E, niye Antigone oldu sonuçta ve evet, Antigone efendim. bize bugüne çünkü yaklaşık 2000 neredeyse 2000 yıl öncesinden 2500 geliyor. Yıl önce. 2500 yazılmış yıl öncesinden bilmeti. geliyor. E, ve ama bugün hala bize bir şeyler diyor Antigone. Hem de evet efendim. çok tanıdığımız e, meseleler üstüne bir şeyler diyor. Bunları biraz açalım. Hemen mı? efendim. Önce hani eserin teknik yapısına ilişkin bir bilgi vereyim. E, eser M.Ö. 500 yılında Atina'da yazılmış bir eser. Fakat tıpkı Bertolt Brecht'in yaptığı gibi M.Ö. 1800'li yıllarda yani geç Tunç çağında geçen Yunanların kahramanlık çağı olarak adlandırdıkları mitolojik bir dönemde geçiyor. E, bu dönemde mesela hani İlyada, Odise bildiğimiz hı hı. Yunan Homeros'a atfedilen destanlar bunlar döneminde yazılmış Oidipodia diye bir aslında epik destan var. Çok büyük bir destan fakat bu kaybolmuş. Bunun bazı parçaları günümüze ulaşmış. E buraya dayanan Aiziklos'un, gene Sofokles'in çağdaşı olan Aiziklos'un ve Euripides'in de tragedyaları var. Aynı konularla alakalı. Yani Oidipus, Kadmos soyu bunlarla alakalı. Başka tragedyalarda var fakat günümüze gelen en önemli eser Sofokles'in yazdığı Kral Oidipus ve Antigone. bizimle ilgili yani Kıbrısla alakalı kısmında şöyle bir şey var. Thebai kentinde geçiyor bu eser. Hı hı. E, Sparta olasında Thebai kentinde ve bu kentin kurucusu olan Kadmos e, Fenike'den yola çıkıp Kıbrıs ve Girit üstünden Thebai topraklarına ulaşıyor ve burada Thebai kentini kuruyor mitolojik olarak hı hı. ve Yunan kavimlerine yazıyı öğreten kişi olarak mitolojik olarak biliniyor. Bunun tarihi olarak ayağınız şöyle bir gerçekliği var. Ee, sizin burada hani çıkan İdalyon tableti var. Burada Kıprio Minoen yazılarını görüyoruz. Bu Kıprio Minoen yazıları Lineer A olarak da tanınıyor. Bu şöyle bir aslında geçişi gösteriyor. Yani Akdeniz her zaman için kültürel globalizasyonun gerçekleştiği bir alandı. Kıbrıs, Girit, Kartaca, Babil kıyıları, bizim Ege kıyıları bunların hepsi hatta Kartaca'ya kadar Marsilya'ya kadar uzanan bir alandan bahsediyorum. Bu alan sürekli kültürel geçişimlerin olduğu yani sadece Yunanlıların... atalarının değil karşılıklı olarak yani hı hı. ne kadar kavim varsa aslında kültürler o dönemde arası bir kültürler şey, arası şey. etkileşimin yaşandığı bir havuzdu Akdeniz her zaman böyle olmuştu ee, ve şüphesiz ki bu anlamda yani Kıbrıslılar da Antigone eserinin içinde kendilerine ait kültürel kodları bulacaklardır eserin birazdan hani yapısına ilişkin ...gene konuşalım. Ee, Efendim Antigone lanetli bir soyun son temsilcisi olarak geriye kalmıştır. Şehre Kreon adında bir despot, hükümdar, kral olarak atanmıştır ve ne yazık ki Antigone'nin iki tane erkek kardeşi biri şehri savunurken biri şehre düşman bir şekilde birbirlerini aynı gün içinde aynı mızraklarla öldürerek bu soyun sonunu getirmiştir. Kreon e, bu kardeşlerden birine gömülme hakkı verir diğerini ise akbabalara ve köpeklere leş olarak bırakır. Antigone gizlice gider ve erkek kardeşi Polineikes'i gizlice gömer, yakalanır ve kral tarafından ölüme mahkum edilir. Aynı zamanda Antigone kralın geriye kalan son oğlu Haymon'un da nişanlısıdır. Buna rağmen Kreon yasaları savunmak adına Antigone'yi ölüme mahkum eder. Şimdi Antik Yunan tragediyasının şöyle bir özelliği var. ...kişilerin hiçbiri aslında tamamen haklı ya da haksız değiller. <laughs> Soylulardan ve asillerden ya da tanrılardan oluşuyor. Yalnız şu var, isteklerinde yahut yaptıkları eylemlerde aşırıya kaçıyorlar. Bu aşırıya kaçmaları durumu da başlarına türlü belaların gelmesine... ...yani trajik olanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet. Ee, oyunun içinde çok önemli bakın mesajlar var. Yani nedir ölümlülerin belini büken? Kendine fazla, fazla güven. güven. Örneğin, evet. e, birincisi ölülerin gömülebilme hakkı. Yani ölmüş olan birini mezardan mahrum bırakmak, ölüyü bir kere daha öldürmek, insan haklarına, bütün dünya üzerinde kültürden evet. kültüre değişmeyecek şekilde evrensel bütün insan haklarına ait bir olgudur. Bu anlamda da Kıbrıs'ı ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü hani karşılıklı kayıplar komitesi. Evet olayını düşündüğümüzde karşılıklı olarak hala kayıp olan insanlar var bu topraklarda. Evet. Bütün Orta Doğu coğrafyasında olduğu gibi. Evet. Bu insanların gömülebilme, yakınlarının da bunların ölmüş olduğunu bilme hakkı var. Evet. Ee, bunun dışında neler var? Bir kadının erkek egemen bir toplum karşısındaki haklarına ilişkin çok önemli sözler var. milattan önce 500 yılında yazılmış. Bu anlamda bu. da ilk... Oyunlardan biri değil mi? Kadın, haklarını, yani kadın, kadın haklarını savunan ilk metin ilk aslında metin. Evet. sayılabilir bu. Ee, daha sonrasında neler var? Bireyin devlet karşısındaki aslında hakları. Çünkü çok güçlü bir devlet, bunu yöneten çok güçlü bir idareci. Bunun karşısında kadın olan, sivil olan bir tanecik insan. Bunun hakları acaba nelerdir? Kendi haklarına karşı mücadele veren bir insan. Evet. Şimdi bir de hani bütün bunların dışında antik Yunan felsefesinin temel hani taşını oluşturacak, kilit taşını oluşturacak "Kendini bil" sözü bu eserin içinde çok önemli. Bu tabii çok katmanlı bir şey. Yani kendini aynaya bakarak bilmek bir durumdur. Kendi hakkında düşünmek bir durumdur. Kendi özelliklerini yaşadıkça, yapabileceklerini aslında görmek, olasılıklarını görmek. ...bir insanın derinlemesine kendisine bakması ve kendisini bilmesi bunun herhalde sonu yok. Buna ilişkin çok önemli şeyler içeriyor, mesajlar içeriyor bu oyun. E, bu cümlenin üstüne bunların üstüne aklıma hemen Haymo'nun Creon'a söylediği... E, ...en doğrusu belki insanın kendini iyi bilmesidir, evet. e, doğruyu en doğruyu bulmasıdır ama... ...yine de bunu yapmak insanlara çok çok az insana nasip olur... Fakat insan hata yaptığı zaman bunu görüp kabul edip düzeltmeye çalışması da Bu büyük Bu asıl en büyük erdemdir. En büyük erdemdir. En evet. büyük erdemdir. Ee, bunun gibi daha bir sürü aslında altı çizilen şey vermetinde dediğiniz gibi çok değerli ee, zaten herhalde 2500 yıl boyunca güncelliğini yitirmeden hala oynanan bir oyun olmasının yaşayan, bir oyun. yaşayan bir oyun olmasının sebebi de bütün bunlar. Evet efendim. E ee, sürecin içinde mesela hani pek çok şeyden e, faydalandık. Mesela gene Kıbrıs'ı ilgilendirebilecek e, şeylerden olgulardan biri şudur. Ke e, değerli dostum Kerem Memişoğlu bestecimiz. Evet. Ee, biz kendisiyle birkaç yıldır pek çok yani pe pek çok eserin aslında şeyini müziklerini birlikte yaptık. Fakat geçen yıl İzmir Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Dinçer Sümer'in Sandalım Kıyı'ya Bağlı adlı bir eserini çalıştık. Bu bir bir tür rembetiko. O, müzikaliydi. Hı hı. Bunu çalışırken aslında Anadolu'nun ortak kültürel e, mirası müzikal kültürel mirasına ilişkin bir çalışma başlatmıştık. Antigone'de bunu pekiştiren bir şey oldu. Ve Kıbrıs'ın kendi yerel müziği ve etraftaki aslında alt alandaki müzikal kökenlerine ilişkin de bir çalışmayı yeniden başlatmış olduk diyebilirim. Burada çok önemli şeylere ulaştık. Yani Kıbrıs'ın mesela yerel çalgısı olarak lafta, keman bir flütü, bunların kullanımı. Sonra mesela dünyada etnomüzikolojide çok incelenmemiş bir alan ama var çeşitli kaynaklar bununla ilgili. Bronz çağ müziği. <laughs> ee, buna ilişkin mesela materyallerin toplanmasının ne kadar acil bir öneme sahip olduğunu gördük. Ee, bu yani Antigone çalışması bizim için aslında bir son final bir değil de. Bir başlangıç galiba. Bir anlamda <laughs> bir başlangıcı oluşturuyor. Evet şeyin altını çizmek gerekiyor ee, sanırım. Ha, e... Oyunda özgün besteler var, Kerem Memişoğlu evet. yaptı, koro var, e, şarkılar ve danslar, danslar var. Danslar var. Değerli çok genç e, evet. arkadaşımız için Ağlamaz'la koreograf birlikte çalıştık ve bu zannediyorum Kıbrıs'ın kültürel hayatı içinde bir şans oluşturacaktır. Çünkü çok genç bir arkadaş olmasına rağmen oyuna çok büyük katkıları oldu. Evet. İleride kendisini çok önemli yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Evet gerçekten e, zaten şeyi söylerken hani bizim için hem bir e, oyun süreci ama aynı zamanda da bir eğitim süreci oldu evet, derken bu aslında bundan bahsediyoruz. Bu anlamda da sevgili eşim Özge Kırkoğlu, Çidamlı evet. ile birlikte çalıştık aynı zamanda. Aslında bu siz ailece geldiniz. Evet. Bizim bir de evet. genç müdürümüz var 5 yaşında Hızır evet. Evren. Onun da bu anlamda yani eğitim anlamında katkıları bu oyunda çok evet. önemlidir. Evet, evet. Bir ekip olarak geldiniz, evet. ailece geldiniz. Hızır Evren'in emeğini de e, <laughs> inkar etmiyor etmememiz gerekiyor. Çalışmalarımıza sabırla, sabırla katlandı, sabırla katlandı, çok güzel eleştirilerde bulundu. E, ayrıca aralarda bizi keyiflendirdi de e, çok. Bir bir yere aslında bir yerde çalıştığınızda, özellikle hani böyle sanatsal bir alanda çalıştığınızda, her şeyden önemlisi o. Yerin halkına temas edebilmek, insanlarına temas edebilmek, onların soluduğu havayı koklamak, onların kültürel kodlarıyla ilgili aslında bilgi evet. almak, birlikte yaşamak, bu şansımız oldu hepimiz için. Bu şans da bizi daha ileriye götürdü diye düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs hala insanların çok fazla bozulmadığı, renkli, canlı, o dokusunu koruyan renklerin bütün renklerini aslında koruyan bir yer. Biz tabii solmaya başladığımızı düşünüyoruz ama dışarıdan baktığımızda hala renklerimizi koruduğumuzun <laughs> hayır. görünmesi çok hoşumuza gidiyor. Teşekkür ederiz bunun için de. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok yoğun bir çalışma süreci oldu. Tabii siz aslında ee, Özge Hoca, siz ekip olarak hatta Kerem Hoca da birlikte. E, dolaşıyorsunuz aslında, oyunlar yapıyorsunuz evet. ve bir oyun bitti ardından bir taraftan sizin oyununuz devam ediyor oyuncu olarak ama bir taraftan da e, buradasınız. Şimdi çok fazla projemiz var. Ben mesela hani kişisel olarak gideceksiniz, devam edeceksiniz. Şimdi Almanya'ya gideceğim Frankfurt'a. Evet. Bu hemen iş bittikten sonra Das International Theater Hı -hı. orada Frankfurt'ta. Benim dil tarihten çok değerli Türk arkadaşlarım Almanya'da. Artık Alman vatandaşı Hı -hı. oldular. Orada yani Ernekipsel'in bir halk düşmanı oyununa başlayacağım. Doktor Stockman rolü. Çok değerli bir eserdir bu. Evet. Burada Alman ve Türk seyircisiyle buluşturacağız bunu. Projelerimiz çok devam ediyor. Kıbrıs'tan yani. Almanya'ya, Almanya'dan artık Türkiye içinde <laughs> pek çok Türkiye içinde var. Türkiye içinde de çok Ben dolaşacaksınız. E, Sibirya'da Tuganlık Festivali'ne katılacağım pirayi oyunuyla. Hı hı. Bu hani bir de Romanya'da bir Monodram Festivali var. Bu benim kendi kişisel başarım yahut hani reklamını yapmak için söylediğim bir şey değil. E, Türk dilinin en büyük aslında modern Türk dilinin en büyük şairi sayılan Nazım Hikmet'e bütün aslında dünya ile paylaşabilecek bir çabanın içindeyim. Evet. E, Nazım çünkü 1960'larda, 70'lerde bütün dünyada tanınıyordu hı hı. fakat e, çeşitli politik diyelim hani etkilerle yahut politik atmosferin değişmesiyle evet. birlikte yeni kuşaklar için yeniden gündeme getirmek gerekiyordu. Hatırlatılması gerekiyor. Bilhassa öyle. da hani Türkçe konuşan ülkelerde bunun evet. örneğin Başkurdistan, Kazakistan'a gittik oyunla e, Talıkurgan şehrinde jüri öde, özel ödülü aldı oyun. Ee, ve Kazaklar anladılar konuştuğumuz Türkçe'yi çok iyi anladılar. Dili anlamakta bir sıkıntı yaşamadı. Evet, yani bir Azerbaycan olsun, Kırgızistan Hı -hı. olsun, Rusya'nın içindeki Türkçe konuşan küçük cumhuriyetler Hı -hı. olsun, Bulgaristan'daki Türk nüfusu olsun, Yunanistan'daki keza Türk nüfusu olsun, bunların hepsine bu oyunu sergilemek için özel bir aslında hani emek içindeyiz. E, çok da e, büyük bir proje aslında o da. Sizin için çok da yorucu ama tabii o kadar sevgiyle yapıyorsunuz ki belli ki daha uzun yıllar devam edecek. Gönül ister ki efendim hani bunu bir aslında Türkiye açısından söylüyorum. Milli politik olarak yürütebilelim. <laughs> yani Çünkü... şairlerin ya da yazarların politik görüşlerine bakmaksızın sadece onların liyakatleriyle, yetenekleriyle bizim bir kültürel mirasımız olarak bütün dünyaya bunları bir reklam demeyeyim de hani bir ee, özel ürün olarak tanıtabilsek. Öyle de aslında. Çünkü çok özel insanlar ve çok büyük bir şans o insanların o toplumdan çıkmış olması, bütün dünyada da öyle değil mi? Evet yani, evet. Yani hem Türkiye açısından çok büyük artık, bir şans, bütün dünya açısından da bir evet, şans. Evet. Evet. Dünyanın da haberdar olması, bunu dünya ile paylaşmamız çok değerli. Ee, yine söylüyorum, belli ki Özge Hanım, Kerem Bey, siz. Ve Hızır evren e, birlikte daha çok yolunuz var gezecek dünyayı iş yapacak ama biz umuyoruz ki yakın zamanda yolunuz tekrar bu tarafa da düşecek umarım, umarım, diye bunun çok altını sevinirim çizim. Her zaman için e, burada özellikle genç arkadaşlar var yeni okullardan mezun olmuş çok yetenekli pırıl pırıl ben olabilirim benim hani yakın çalıştığım çok değerli e, tiyatro sanatçıları var. <laughs> yani pek çok isim verilebilir buna. Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli değerlerdir. Bunların da buraya gelip çalışmak için ee, özel mesela bir merakları olduğunu biliyorum kişisel olarak. Umalım ki bu anlamda karşılıklı işbirliği anlaşmalarıyla mı olur bu? Kolaylaştırıcı bir birtakım hani önlemlerle mi olur? Karşılıklı bu kültürel hem sizin bu anlamda sanatçılarınız hem Türkiye'nin sanatçıları e, arasında bir böyle kültürel işbirliğinin nasıl gelişebileceğine ilişkin formülleri üretebilecek bir zeminimiz olsa. Bu bizim olsa. için bir kişisel e... hani ben tabii ki elbette isterim ama hani bunu böyle kişisel evet. bir şey haline getirmesek de bunu böyle daha yaygın yani, evet. Herkes için ulaşılabilir bir şey halinde tasarlayabilsek. Şeyden de bahsedelim. Aslında siz ilk geldiğiniz zaman bir sohbetimizde demiştiniz. Aslında bu proje çünkü çok büyük, zorlu bir proje. Dün akşam arkadaşım genel prova konservatuvardan arkadaşım evet. genel provayı izleme fırsatı buldu... ...oyunu izleyemeyecekti çünkü bugün gidiyor... Ee, ...ve oyun çıkışında ilk söylediği şeyi ...tebrik ederim çok iyiydi ama çok zor bir işmiş... ...yani siz bunu iki, iki buçuk ay gibi bir sürede na nasıl dedi? Şarkı söylemek ve dans etmek bilhassa... Evet. Çok ...zor bir şeydir yani herkesin yapamayacağı bir şeydir Aslında ama... Aslında koro olmak da çok zor <laughs> Çok <mesela>. zordur <laughs> ee, özellikle hani zorladığımız şey... ...ekibi zorladığımız şey bilhassa bu oldu neden genç arkadaşlara şöyle düşünün yani genç arkadaşların içine toprağına hangi tohumları ekerseniz evet. onlar yetişiyor. Şimdi müzikal bilgi o kadar kolay edinilebilir bir şey değil. Müzikal yetenek kazanılabilir bir şey çok fazla olmamakla beraber eğitim ...insanların kulaklarını geliştiriyor. Vücutlarındaki evet. ritim duygusunu geliştiriyor. Yani aslında herkes müzik öğrenebilir. Çok yeteneksiz, ben kulaksızım diyen insanlar da müzik öğrenebilir. Bunun şöyle örnekleri var. Tamamen sağır dilsizlerle ben çalıştım. Ve sağır dilsizlere dans ettirmeyi, perküsyonla müzik yaptırmayı öğrendim. Bunu öğreten başka hocalarım da oldu benim. Hı hı. Ve hani inanılmaz bir şey. Eğer bir sağır dilsiz müzik yapabiliyorsa ben kulaksızım diyen insanlar da pekala müzik yapabilir. Ya ben hiç hareket edemiyorum diyen biri de dans edebiliyor. Benim öyle dostlarım var ki omurilik felci. Tekerlekli sandalyeyle de dans ediyorlar. Ama dans ediyorlar. bu, bu biraz aslında kü yani kültürel kültürel olarak bunu göstermek. İnsanlar birbirleriyle dans edip şarkı söyleyebiliyorlarsa her şeyi yapabilirler birlikte. E itiraf etmeliyim ki başta bizim için oldukça ürkütücüydü koro çalışmaları Kerem Hoca ile başladığında. Allah'ım nasıl yapacağız? Bunda çok fazla şarkı var ve zor bunlar diye. Yok gayet güzel. E, epey zaten. bir korkmuştuk ama süreç içinde e, şey oldu tabii. Önce şarkılar, "Aa tamam söyleyebiliyoruz. Hey güzel oluyor. Koro olmak da çok güzel bir duygu aslında. O bütünlük, o birlikte bir olmak hali de çok güzel geldi. Ardından danslar başlayınca tekrar bir korku ve panik başlamıştı. Ama sonuca baktığımız zaman şimdi keyifle çıkıyoruz. Kültürel çalışmalarda korolar şüphesiz çok önemlidir. Dikkat edin hani bütün kültürel devrim hareketlerinin içinde korolar vardır. Büyük korolardır bunlar. Şeylere bakın Avrupa'yı gezin şöyle bir bütün en küçük şehirde bile bir koro vardır. Evet. Hatta uzak doğuya gidin korolar vardır şeye bakın Afrika'ya bakın. Afrika'nın içinde aslında kabilenin birlikte söylediği şarkılar korodur. Korodur. Bizim Türk Türk Türklere bakın. Yani birlikte çadırın içinde, otağın içinde birlikte şarkı söylerler şamanla beraber. Evet. Şimdi demek ki görüyoruz ki bu kültürden kültüre değişmez, insanlığın temeline ilişkin bir şey. İnsanlar ne zaman ki evlerine kapanıp tekil olarak şarkı söylemeyi de unutarak yaşamaya başlarlarsa, insanlık ruhlarını yitirmeye başlıyorlar. Bu ruhu besleyen şey birlikte, kolektif bir şekilde şarkı söyleyip dans edebilmek. Evet. İşte koro bu. Evet. Ee, bizim için de hem bunu öğrenmek, deneyimlemek çok güzel oldu. Hem de aslında bundan sonraki çalışmalarımız açısından da o kazandığımız enerji, güven duygusu e, çok zenginleştirdi bizi. Bu bütün bunlar için tekrar tekrar teşekkür ne ediyoruz. Ne mutlu bize efendim. Bir Ve, bu anlamda bir katkımız olduysa ne mutlu. Çok büyük bir katkınız oldu. İyi ki geldiniz. Eee iyi ki bu çalışmayı yaptık. Eee seyircilerimiz de bu sezon boyunca ve önümüzdeki sezonda da artık devam edeceğini düşünüyorum. Umarım beğenirler Umarım efendim. devam edecek. E, eminim seyircilerimiz de çok severek izleyecekler. Dediğim gibi çok sık e, seyircinin de tragedyalarla, antik Yunan tiyatrosu örnekleriyle karşılaşma olanağı olmuyor çok sık adada. E, bu o anlamda da bir merhabalaşma olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanınıza, Sayın Cumhurbaşkanınıza, Sayın Belediye Lefkoşa Belediye Başkanınıza ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü İlknur Işıl Türkmen'e buradan teşekkürlerimi iletirim umarım e, bu aracı yani Antigone'yi hem Kıbrıs'ın güneyiyle hem Türkiye hı hı. ile hem de Avrupa'nın bütünüyle birleştirip e, KKTC'nin bu anlamda çok önemli bir kültürel aslında e, esere sahip olduğu konusunda da uzlaşarak bunun tanıtımını birlikte gerçekleştirirler ve bütün dünyaya bu anlamda KKTC tiyatrosunun hiç dünyanın hiçbir yerinden geri kalmadığını gösterebilecek bir araç teslim etmişizdir evet. kendilerine buradan çok teşekkür. Efendim Biz teşekkür ederiz. E, bütün bu çalışmalarınız için, verdiğiniz emek için size ve Özge Çıdamlı'ya, Murat Memiş, Kerem, Kerem Memişoğlu'na, e, Hızır Evren Çıdamlı'ya çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, programımıza katıldığınız için de bu akşam iyi oyunlar diliyoruz. Sağ olun e, Kendime de. <laughs> Sağ olun efendim. İyi şanslar. İyi yolculuklar sizlere, de. sizlere, yolunuz hep açık ve aydınlık olsun dilerim. Çok teşekkür ederim. Tekrar en yakın zamanda yollarımızın kesişmesi dileğiyle. sanat Newis Bank'ın katkılarıyla yayınlanmıştır.